diğer soru da şu şekilde. Yani Bakara suresinin içerdiği konular birbirinden çok farklıdır. Zaten de Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Peki bu, bunun konu konular arasında bir ilişki var mıdır? Efendim bu şimdi tabii İslam alimleri o konuda şaşırmışlar ki hani Bakara suresini okudukları zaman Hı -hı. Efendim, bir konudan on, onlara öyle görüldü ki bir konudan başka bir konuya atlıyor. Mesela mm -hmm. şey başlıyor efendim bu Alif Lam Mim Zalikal Kitab Hudan Lil Muttakin. Oradan başlıyor aniden efendim o Adem Aleyhisselam olayından bahsediyor. Sonra İsrail o bir uh, bağlantı görünmüyor efendim. İsrail mm -hmm. oğullarından bahsetmeye başlıyor. Evet. Bu, bu, nedir bunu hiç bir türlü uh, anlayamadılar ama Allahu Teala vadlen Mesih Aleyhisselam onun halifeleri bereket ile Kur'an-ı Kerim'in bu bu ukde haline gelmiş olan ve çözülmeyen konular açtı. Evet. Mesela ikinci helifesinin bir kitabı var. Hilafet makamı. Mm -hmm. Orada hazır diyor ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası var ya demin beni bahsettiğim dua. Evet. Uh, Bakara suresinin 130. ayet-i kerimesinde bu dua geçiyor. Diyor ki Allahu Teala bana bu duanın Bakra suresinin konular için anahtar hükmünde olduğunu söyledi. Mm -hmm. O kilit bununla açılır. Mm -hmm. diyor ki Bakra suresinde nasıl ki allah Teala İbrahim Aleyhisselam duasında nasıl İbrahim dua ettiyse ki Allah o peygamber gelsin ve o oh, şunlar şunları yapsın. Aynen bu şekilde Bakara suresindeki konular devam ediyor. Mm -hmm. Niye? Çünkü eğer bu şekilde olmasa, çünkü Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim başında, bu şekilde olmasa, tabi ki bütün Kur'an isterse bu dört gaye içindir. Yani bizim demin bahsettiğimiz gibi, efendim, Allah-u Teala, o, peygamber onlara kitap üretecek, o hikmetini öğretecek, onlara ne ayetlerini okuyacak, kitap üretecek, hikmetini öğretecek, kitabın yani o vazifelerin, o ve onlara ki onları tertemiz, manevi olarak tertemiz kalacak. Evet. Şimdi bu dua ama eğer bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu işler yapmasaydı, uh -huh. o zaman hani bu Peygamber mi değildi böyle bir konu akla gelecek. Ne de. dedi Bakara Suresi o şekilde başladık. ki Allah alif la mim anallahu alam yani bunun çevresi. Yani e ben en iyi ee bilen Allah bunu indirdim. Uh -huh. Ve bu kitap takva sahiplerine hidayet için, hidayet için geldi. Ve e, ondan sonra dedi ki bu iman eden ve etmeyenlerin arasındaki farklardan bahsetti. Ve biliyorsunuz böyle e, Bakra Suresi'nin başında şey var. Münafıklar şöyle değil, kafirler şöyle değil, böyle başında böyle değil. Ha, böyle olunca da Allah-u Teala bu ha, Adem Aleyhisselam'a atladı. bu takvalı olan insan, bir yanında münafık olan, kafir olan vesaire de bu yeni bir şey değil. Adem Aleyhisselatü Vesselam'da ta otuzdan beri var. Adem Aleyhisselatü Vesselam'da var ve oradan da Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın duana ke, işaret Min al sonra, uh, que, de işaret etti demin benim söylediğim şeyde. İsrail oğullarından bahsetti. Adem Aleyhisselam'dan sonra Görünürde o bir konudan başka bir konu var diyor. Hayır mm -hmm. Allah-u Teala diyor ki bakın Adem Aleyhisselam vardı. Bu orada iş bitmedi. Uzun devam etti. O İsrail oğullarından da ben böyle bu şekilde or oraya peygamberler gönderdim, vehi indirdim falan diye. Ve sonra İbrahim Aleyhisselam'ın duasından bahsettiği e, şunu hatırlatmak için ki bu İsrail oğullarla sınırlı bir şey değildir. De. Mm hı -hmm. hı. İbrahim Aleyhisselam böyle böyle dua etmişti. Ve ben ona söz vermiştim ki tamam o iki yol iki yolu vardı ikisi için dua etti. İsrail oğullarına nimetler verdim. Peygamberlik de etti. Ama şimdi onlar zalim oldular. Ama zalim olunca benim sözüm geçerli değil onlar için. Hı mm hı. -hmm. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın इंजी ओलू यानी इसमाइल वाद में तमाम लिया वा ताला इबरे, ले अजाम अल्लाह तस्माइल असादाम इब्राहिम दुआसदान दियो कि इब्राहिम बोले दुआत मिश्ते अम और इसराइल शून्य दियोर क्या बनी इसराइल तीम इसरा सीजे वेरिम नीमत शिकायत सीधे में नीमत वैरदीम Siz bozulduysanız benim suçum değil. Tamam Onun için niye İsmail oğullarına bu arada geçti? İsrail oğullarından İsmail oğullarına niye geçti diye sizin şikayet etme hakkınız yok. Şimdi Allah-u Teala bundan bahsettikten sonra dedi ki bunu Nedim, ha, şey, bir soru vardı. Yani bu nasıl? Bu peygamber mi acaba? Ne, bu peygamber mi? O peygamber değil. İbrahim nedim bahsettiği peygamber bu o mu? اور اللہ تعالی باسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اายتیں ہیں بکرہ سورت کو ونولار کہ وہ ان دے ilk باشن دا ندی اللہ تعالی دے کہ یاتلو علیہم آیات کہ اللہ حسین ایتلے نوکسن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ilk باشن دا قران کی من ایتلے بار اللہ اونر دا باسی تھی اور ویسا اونرا اکنجی بول میں بکرہ سورتسں دا orada şey var ve yuallemuhumul kitaba var. Yani kitap ne emir. Bazı emirlerden mm -hmm. emirler var. tutmak, namaz falan falan diye. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, onu da yaptı. Yani uh, şeriyetten diyelim ayrıntılı temel emirleri var orada. Mm hmm. Bakara suresinde. Onu Allah Allah-u Teala öğretti ve mesela diyor eh, ki Kutiba aleykum Yani size Kutiba ve kitap. Yuallemuhumul kitaba. Aynı kelime Allah'a Kutiba aleykum usayyam yani kitap aslında o yazılış olan size Hı -hı. yazıldı. Yani Hı -hı. size farz edildi. Şu şu size farz edildi. Ondan bahsedildi. Ve sonra vel hikmata. Dördüncü şey ne dedi Üçüncü şey ki Allah onlara o hikmeti de öğretsin. Ve hikmet olunca Allah-u Teala bakın orada. İbrahim Aleyhisselatü ve şeyden Talut'dan Aleyhisselam'dan, Hazreti Talut'dan bahsetti. Şimdi görünüde Allah'la niye bahsediyor? Hı -hı. Orada mesela Allah Teala dedi ki milletçe eğer bir, yani bir, bir birileri dirilmek istiyorsa o zaman bu örnektir İbrahim Aleyhisselam'ın yaptıkları, yaşadıkları ve Talut'un yaptıkları. Tamam Hazreti Talut'un yaptıkları. Şimdi Hazreti Talut olayında orada Allah Teala bir örnek verdi. Dedi ki Hazreti Talut milletini dedi ki eğer siz bu nehir var. Buradan tamam birisi çok az bir iki yudum su içse yeter. Ama birisi doya doya içerse bizimle hiçbir ilgisi yok. Hı hı. Ama insan şaşırıyor efendim, Ne ilgisi var? Ee, su içenin bizim ilgisi yok. Bazen ya su içti. Ha, orada Allah'ta Teala şunu öğretmek istiyor ki bakın şeriyette ufak emirlere itaat önemlidir. Hikmet öğretiyor. Çünkü eğer siz ufak emre itaat etmezseniz büyük emre de uyamazsınız. Onlar savaşa gidiyorlardı. Hı hı. Ve Allah Teala o, örnek vermekle o hikmet örneğini vermekle efendim, eğer بیر انسان سو میں کون سن اطاعت اتمی عرصہ وہ سواشا کے دن جائے دا اردا فطا کا الگ کس تھی اور <تصفح> سواش علانہ اردا نسل اللہ مر نے مرن ہو جا ویا پیغمبر <تصفح> نمرین ویا اللہ تعین نے سار دیے بنو اللہ تعالی بو اچھنجو شہد بو شکل شک اللہ ویس تھی باقی سونا بکری سورہ بکرا لے بھی دیو <تصفح> Değil mi? Evet. Amener Resulü falan diye böyle dua yapıyor. Neden bu şekilde? Çünkü ve yuzakkihim onları tertemiz kılsın manmi olarak diye Hazreti İbrahim Resulü'ne dua etmişti. Ve bu Allah-u Teala öğretmiş e, oldu ki tertemiz olmak için dualara sarılmak zorundasınız. Evet. Eğer dua yoksa insan Rabbine yaklaşamaz. Manmi olarak e, temiz olamaz. O, onun içi kötülükten, pisliklerden arınmaz efendim. Bu, hmm. Yani böyle de Bakara suresinin içindeki düzen veya bir tertip bu şekildedir. Evet. Ama insanlar okuduğu zaman acaba bu niye böyle, bu olay niye geldi, bu, bu, bu bağ, birbirine hiç böyle bağlan, bağlantısız, ilgisiz, alakasız şeyler olduğunu zannediyorlar. Ama ikinci hilifede dedi ki allah Teala bana bu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasının Bakara suresinin konularını anlamak için Anahtar hukumunda olduğunu söyledi ve Bakr'a suresinin nasıl ki bu dua içinde ilk konu neyse Bakr'a suresinin ilk konuları da onunla ilgilidir. <laughs> tamam. Dua içindeki ikinci şey neyse Bakr'a suresinin ikinci konuları da onunla ilgilidir. Dua içinde üçüncü konu neyse Bakr'a suresinin üçüncü kısmında onunla ilgilidir. Ve dördüncü duada ne varsa orada da Bakr'a suresinin dördüncü konular ve anlatılanlar onunla ilgilidir. <laughs> yani böyle de... <laughs> Kısacası bu şekilde alın. Bakara suresindeki düzen veya tertip bu şekilde. Evet hocam çok sağ olun. Çok güzel bir aydınlattınız bizi.